Beni ve kanalımı izleyen herkese merhabalar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu defa sizlerle birlikte saf sinüs dalgasına sahip bir inverter devresi yapacağız. Sonunda herkesin yapabileceği nitelikte minimum malzeme ile maksimum performans alabileceğiniz saf sinüs dalgasına sahip bir inverter devresi oluşturmayı başardım arkadaşlar. İhtiyacınız olan malzemelerle başlamak istiyorum. Bir kere soğutucuya ihtiyacınız var. Şöyle alüminyum soğutucu. 4 adet RF3205 transistörden faydalanacağım. Şöyle gösteriyorum. Toplamda 4 tane transistörüm var. Bunların 3 tanesi hurda malzemelerden sökme. Bir tanesinde yeni 3205'lerden bir tanesini kullanacağım. Şöyle yaklaştırarak göstermek istiyorum. Bunların hepsi 3205 arkadaşlar. Diğer en kanal MOSFET'lerin hemen hemen hepsi bu devrede çalışmakta. Ancak... Bir dipnot olarak şunu düşmek istiyorum. En iyi performansı 32.05 ile aldım. Diğerlerini de denedim. Ancak 32.05'in çıkışı diğerlerine göre daha güçlü oldu. Ve benim nacizane tavsiyem 32.05 kullanmanız. Bunu söyledikten sonra iki tane 10 ohmluk dirence ihtiyacınız olacak arkadaşlar. 2 adet bu dirençten kullanacaksınız. Ve iki adet de zenler diyotumuz var. 1N4148 zenler diyotlardan faydalanacağız ve kapasitörümüz var arkadaşlar. 400 volt 0.68 mikrofaradlık bir kapasitörden faydalanacağız. Kapasitörümüzün görevi de trafomuzun çıkışındaki voltaj sıçramalarını, olası voltaj sıçramalarını filtreleyerek saf sinüs elde etmemize yardımcı olacak. Yani bu aslında bir filtre olarak kullanacağız arkadaşlar. asıl işi yapacak malzememiz tabii ki Arduino'muz. Arduino'nun kodlama kısmını atlıyorum arkadaşlar. çünkü videonun süresi oldukça uzayacak en kısa sürede elimde olan en kısa sürede e, devre şemasını ve Arduino'nun kodlarını e, açıklamalar kısmında paylaşacağım. Lütfen videoyu takipte kalın diyorum. E, yazılımını Arduino'nun içine attık. E, Arduino'muz mikro kontrolcümüz saf sinüs dalgasının sinyalimizi üretecek. Ürettiğimiz sinyalimizi 32.05 derimizi de kuvvetlendirerek trafomuza göndereceğiz. Trafomuzdan saf sinüs enerji çıkışımızı tam 220 çıkışımızı birlikte alacağız. Bu arada 9 voltluk trafo kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. 9 voltun üzerinde trafo kullanırsanız ne olur? 2 tane şansınız var. Bir giriş voltajını yükseltmeniz gerekir 220 almak için. İkincisi 9 voltluk trafodan daha fazla yükseklikte voltajda bir trafo kullanırsanız yani çıkışı 9 voltu ters olarak bağlayacağız. Örnek veriyorum 12 voltluk bir trafo kullandığınızda çıkış 220 değil de 200 volt seviyesinde olur. 16 voltluk bir trafo kullanırsanız da bu seviye biraz daha aşağılara 160 voltlar seviyesine inecektir. Ancak dediğim gibi Evde kullandığınız cihazların birçoğu zaten 160-150 volttan 250 volt aralığında çalıştığı için herhangi bir sorun yaşamazsınız. Yapacak arkadaşlara şimdiden güle güle kullanın. Bana da dua edin diyorum. Dediğim gibi kodlarını ve devre şemasını en kısa sürede sizlerle paylaşacağım. İlk olarak MOSFET'lerimizi e soğutucular üzerine bağlayarak başlıyoruz. MOSFET'lerin bağlantılarını göstererek devam etmek istiyorum. Bütün adımları sizlerle paylaşacağım ki yapmak isteyen herkes devreyi rahatlıkla yapabilsin. Transistörlerimi gördüğünüz gibi soğutucu üzerine bağladım arkadaşlar. Bacaklarını da şu şekilde büküyorsunuz. İlk bacaklarımız düz, orta bacaklarımız yukarıda ve en sağdaki bacaklarımız da biraz daha geride olacak şekilde bağlıyorsunuz. Transistörleri birbirine paralel bağlayacağız. Yani her iki transistör de tek bir transistörmüş gibi davranacak ki bir sinyali gönderdiğimizde ikisi de aynı anda sinyali kuvvetlendirebilsin. İkisi de aynı tek bir transistör gibi davransın. Bu sayede çıkışımız güçlü olsun. Şöyle arkadaşlar bütün hatları tek bir kabloyla birbirine bağlayacağım. 3 tane zaten bacak var. 3 bacağı da paralel bağlantı oluşacak şekilde birbirine tutturuyoruz. Tellerin fazlalıklarını şuradan keserek alalım şöyle. Diğer iki bacağı da aynı şekilde bağlıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Bunu diğer transistör grubu için de uygulayacaksınız. Devre dediğim gibi oldukça basit. Sadece Arduino'ya kodu atacaksınız. Devreyi oluşturduktan sonra da Arduino'yu sürmeniz gerekiyor. Arduino'yu sürücü olarak kurmanız gerekiyor. Sürmeniz gerekiyor derken transistörlerimizi süreceksiniz Arduino üzerinden. Bu şekilde devremiz çalışacak. Şimdi son bacaklarımızı yani S bacaklarımızı da bağlıyoruz. Şu şekilde tek bir telle. ...tek bir transistörmüş gibi davranmaları için birbirine paralel bir şekilde bağlıyoruz. Soldaki transistörümün bacağı biraz kısa olduğu için kablo çapraz gitti. Çok da önemli değil arkadaşlar. Önemli olan merhuma rahmet buldurmak diyorum. Bağlantımız bu şekilde gerçekleşiyor. Şöyle gösteriyorum farklı açılardan. Şimdi tellerimizi biraz daha lehimle besleyerek sağlamlaştıralım. Çünkü buralara yük binecek. Yük bindiğinde... Herhangi bir sorun oluşmasını istemiyorsanız lehimlerin iyice olduğundan, olgunlaştığından emin olun. Herhangi bir sorun yaşamayın çünkü yarım veya soğuk lehim dediğimiz olay gerçekleşirse yük transistörlerden bir tanesine binecektir. Bu da sizin çıkışınızı zayıflatacaktır arkadaşlar. Direnç ve zener diyotumuzu şekildeki gibi bağlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şu noktalardan lehimleyeceğim. Bunu da şuradaki S bacağına lehimleyeceğim. Bu işlemi gerçekleştirip tekrardan paylaşımda bulunmak istiyorum. Amacım çok fazla elektronikten anlamayan arkadaşların bile bu devreyi rahatça yapabilmeleri. Elimden geldiğince bütün, bütün aşamalarını paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi bu işlemi gerçekleştirip tekrardan sizlere göstereyim. Trenç ve diyotumuzu hazırladık. Şimdi bunu transistörümüze ekleyeceğiz arkadaşlar. Şuradaki bacağına ekliyorsunuz. Buradan Arduino'dan gelen sinyal buradan transistörlerimize girecek. Ve transistörlerimiz tarafından kuvvetlendirilecek. Şu uç e, Arduino'ya gidecek olan kabloyu bağlayarak devam edelim. Şu an elimde Arduino kablosu görmektesiniz. Erkek erkek kablo. Bunun bir tarafını şuradaki direncin ucuna tutturuyorum arkadaşlar. Arduino'dan gelecek sinyalimiz buradan transistörümüze girecek. Böylelikle birinci grup transistörümüzü hazırlamış olduk. Şu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Kablomuz buradan. Şimdi ikinci grup transistörümüzü de hazırlayacağız. Bu şekilde bağlıyorsunuz. Arduino buradan sinyal gelecek. Transistörümüze geçecek direnç ve zenler üzerinden. Buradaki zenlerin görevi Burada oluşabilecek yüksek voltajın Arduino'ya giderek arızalanmasını engellemek bir nevi emniyet sübobu görevi görecek arkadaşlar. Şimdi ikinci grup transistörümü de hazırlayacağım. İsterseniz şöyle devreyi yakından bir kez daha sizlere göstereyim ki oradaki bacak bağlantılarını tekrar görebilirsiniz. Şöyle odaklayalım. Hatta şuradan çıkartarak tekrar yaklaştırıyorum arkadaşlar. Bakın paralel bir bağlantı var. Ne kadar gözüküyor bilemiyorum ama. Şöyle bakın paralel bir bağlantı var. Hiçbirisi diğerine temas etmiyor. Yani bacakların sadece transistörlerin tek bir transistör gibi davranmasını sağladık. Ee, diğer sarı kabloyla da Arduino çıkışımızı hazırladık. 2. grubu da hazırlayıp paylaşıyorum. Şu an grubumu hazırladım. Sizin de gördüğünüz gibi birisi sarıydı, diğerinde beyaz kabloyla ee, Arduino mu sinyal gidecek şekilde hazırladım. Şimdi şurada gördüğünüz eksi bacaklarını yani ortadaki bacakları birbirine bağlıyorum transistörün ilk bacağı oluyor. Bir kabloyla eksi kutup ortak olduğu için şu şekilde birbirine bağlayacağız arkadaşlar. Transistörlerimizin soğutucuları birbirine kesinlikle yani grupların soğutucuları şu şekilde birbirine temas etmemeli. Aralarında mutlaka bir izolatör veya boşluk bırakacaksınız. Bu önemli. İster orta bacaktan çıkış alabilirsiniz. isterseniz de direkt soğutucu üzerinden trafoya çıkış alabilirsiniz. Şimdi Eksi kutuplarını bağlayarak tekrardan paylaşacağım arkadaşlar ki yapmak isteyen herkes rahatça yapabilsin. Mavi kablo ile iki grubu birbirine bağladım. Şimdi Arduino'muzun eksi kutbunun yani sinyalin buraya gelebilmesi için üçüncü bir kablo bağlamanız gerekiyor. O kablomuzu da şuradaki eksi hattı üzerine bağlayacağız. Yani şu mavi kablonun geldiği yerin ucuna bağlayacağım. Bu işlemi de gerçekleştirip tekrardan paylaşacağım. Şuradaki siyah kabloyu şimdi yerine bağlayalım. Böylelikle sürücü devremizi tamamladık. Bakın eksi kutbunun geleceği siyah kabloyu da yine aynı hat üzerine bağladım. Arduino'nun besleme işini 7812 ile besleyebilirsiniz. Direkt akünün kutup başları üzerinden. E, yalnız ben bu devrede harici olarak 5 voltluk bir powerbank üzerinden besleyeceğim. Arduino'nun besleme kısmının tercihi tamamen size kalmış. Dediğim gibi ben harici olarak besleyeceğim. Şimdi Arduino üzerine pinlerimi bağlayarak devam ediyorum. Sürücü devremi şöyle uzaktan bir kez daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın transistörlerin bacaklarından e, sinyallerimiz sarı ve beyaz kablo ile girecek. E, ortak bağlantı ucumuz yani GND ucumuz Arduino'ya gidecek olan siyah kabloyla e, burada hazır duruyor. Şimdi Arduino'nun pin bağlantılarını yapalım. Kullanacak olduğunuz pinler arkadaşlar sinyal çıkışlarımız 8. pinden bir tanesine 9. pinden de diğer transistörümüze sinyal gönderiyorsunuz. Zaten kodları açtığınızda kodlamayı bilen arkadaşlar bunu anlayacaklardır. Şuradaki eksi gnd yazan da siyah kablomuza bağlanacak. Böylelikle Arduino ile ilgili bütün bağlantılarımızı yapmış olduk. Şöyle uzaktan tekrardan göstereyim arkadaşlar hangi kablonun nereye geldiğini görün. Bakın şöyle transistörlerimize giden e, sürücü kablolarımız Arduino üzerinden bağlı. Arduino'muzu da 5 volt ile harici bir powerbank üzerinden besleyeceğiz. Son olarak artık trafo bağlantılarımız kaldı. Trafo olarak 9 voltluk e, küçük olan şu küçük trafodan faydalanacağım. E, trafo ne kadar büyük olursa çıkışınız o kadar güçlü olacaktır. E, elimde bu trafo olduğu için maalesef bunu kullanmak istiyorum. Bunu kullanmak zorundayım daha doğrusu daha büyük trafolarla daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Şimdi trafo bağlantılarıyla devam ediyorum. Şimdi 3 çıkışlı bir trafomuz var. Bakın ortadaki sarı yanlarda kırmızı kablolarla gözüküyor. Normalde 220 gelen, giren kısmı burası. Buradan 220 çıkışımızı alacağız. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Kırmızı kablolarımdan bir tanesini bakın trafo kablolarımdan bir tanesini şuradaki ortadaki bağlantıdan alıyorum. İsterseniz daha güçlü bir çıkış alacaksanız şuradan vidanın ucundan vidaların üzerinden de alabilirsiniz. Diğerinde arkadaşlar şuradaki uçtan alıyorum. Bu şekilde trafomuzun e, bağlantılarını tamamlamış olacağız. MOSFET'lerimize eksi girişimizi şuradaki eksi girişinden yapacağız. Artı girişini de trafomuzdaki şu sarı kablo üzerinden gerçekleştireceğiz. Şimdi uzaktan çekim alacağım. E, burası biraz dar olduğu için daha geniş bir yere alarak e, devreyi çalışır halde Tekrardan test edeceğiz. Son olarak arkadaşlar trafomuza şurada gördüğünüz filtre olarak kullanacağımız kapasitörümüzü bağlayacağız. Bu bağlantıyı da gerçekleştirip gerçekleşmiş halini tekrardan göstereceğim. Şu şekilde tekrar paylaşıyorum arkadaşlar. Bakın Arduino'muz burada. Arduino'dan 3 tane kablo geçiyor zaten toplamda. E, trafomuzun kırmızı kablolarla bağlantılarını gerçekleştirdik. Şöyle sizler için yaklaştırayım biraz daha rahat görün. Görüyorsunuz trafo bağlantılarım tamam. Artı girişimizi buradan yapacağız. Eksi girişimizi de şuradaki ilk bacak üzerinden gerçekleştireceğiz. İsterseniz eksi kutbunu olması gereken yere bağlayarak başlıyorum. Burası eksi girişimiz olacak. Devremizin artı girişi de kırmızıyla şöyle gösteriyorum. Tekrardan bakın şuradaki sarı kabloya bağlayacağız. Bu bağlantıları gerçekleştirip e, göstereceğim. Ayarlı güç kaynağımı da devreyi enerji sağlamak için kullanacağım. Arduino'mu da şurada gördüğünüz powerbank üzerinden besleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bütün bağlantılarını gerçekleştiriyorum ve çıkışımızı birlikte ölçü aletiyle ölçerek başlayalım. Şu an ayarlı güç kaynağımdan faydalanacağım devreyi beslemek için siz 12 voltluk bir akü ile de besleyebilirsiniz. Duyum burada test etmek için lamba bağlayacağız. Trafon burada, sürücü devrem burada, Arduino burada ve ölçü aletim de burada. Şimdi devreye enerji vererek başlıyorum. Devre çalışmıyor çünkü Arduino'ya enerji gitmiyor. Arduino'yu power bank'a bağlıyorum arkadaşlar ve güç veriyorum. Güç verir vermez şu anda sizin de gördüğünüz gibi tam 220 voltluk çıkış almaktayım. Şimdi isterseniz bir tane lamba bağlayarak devremizin ilk testini gerçekleştirelim. Çıkışa bir tane lamba bağlayalım. Lambayı bağladım arkadaşlar. Lamba yanmıyor sebebi çünkü Arduino'nun fişini çektim. Arduino'muza enerji verdiğimizde... Sizin de gördüğünüz gibi lambamız gayet güzel bir şekilde yanmakta. Sistem bu şekilde çalışıyor. Sistem dediğim gibi tam sinüs arkadaşlar. Bunun bir örneğini daha bulma şansınız yok. Bu arada ben size çıkış voltajını da tekrardan göstermek istiyorum. Şu şekilde tekrardan ölçü aletimi görmenizi istiyorum. Bakın devremiz burada ve çıkışımız da burada. Şu an her şey. Mükemmel bir şekilde çalışıyor. Transistörlerimizde çok fazla bir ısınma söz konusu değil. İsterseniz trafoyu biraz daha büyük bir trafoyla değiştirin. Benim elimde bu olduğu için bu trafoyu kullandım. Daha büyük bir trafo kullanırsanız daha iyi bir sonuç alacaksınız. Devremizin çıkışı benim evde osiloskopum olmadığı için gösteremiyorum. Ancak yaptığım testlerde tam sinüs arkadaşlar. Yani kafanızda hiçbir soru işareti kalmasın tam sinüs bir çıkışa sahip bu devre bilginiz olsun. E, şimdilik bu kadar diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın. Bana destek olmak için abone değilseniz kanalıma abone olun. Eğer aboneyseniz videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Kafanıza takılan bütün sorulara açığım. Yorumlar kısmı her videomda olduğu gibi yine açık. Oradan sorularınızı bana yöneltebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.